Bir de yani şunu insanlar düşünmüyor. Yani mesela her şey Allah'ın dilemesiyle çalışıyor şu anda. Bütün kainat kimin dilemesiyle çalışıyor her saniye? Allah'ın dilemesi. Allah'ın kuralları işliyor bütün kainatta. Allah'ın kanunları işlemiyor mu? Allah'ın kanunları işliyorsa o zaman Allah'ın kitabında yazan kanunlar bizim güzel hayat yaşamamızı sağlayacak. Evet. Rahatı fıtratımıza uygun yani. İnsanı Allah, kainatı yaratan Allah, insanı da yaratan Allah onun nelerden zevk alacağını Kur'an'da değil mi? Neleri yaparsa bu dünyada rahat edeceğini Yüce Rabbimiz söylemiş. Bu kurallara uyarsa insanlar yani Kur'an'a uyarsak büyük bir rahatlık içinde, bir bereket içinde yaşayacağız. Mesela diyor ki Yüce Rabbimiz kulumuz şeytan Allah'ın iman edip salih amellerde bulunanları güzel bir hayatla yaşatırız diyor. Bir bakıyoruz Allah'ın bu ayetini yerine getirenler, Allah'a gereği gibi iman edip salih ameller işleyenler Allah güzel bir hayatla yaşıyor. Bu 2 kere 2 4. Yani evet. Değil mi? Bunu anla yani Allah'ın kurallarına göre yaşamakta insanlar direndikçe işte şu andaki dünyadaki bu kaosu, vahşeti, değil mi? Kini, öfkeyi, insanın hiçbir zaman rahat etmeyeceği bu Darwinist bir yapıyı görüyoruz. Allah'ı inkar eden sistemin getirdiği belaları bütün dünyada, değil mi? Net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Ne zaman ki insanlar Allah'a yönelecek, Allah'ın ayetleri sınırları içinde yaşayacak, işte o zaman dünyamız cennet olacak inşallah. Kur'an ahlakının geldiği dönemde inşallah. İnşallah. O zaman onurlu olmuş olacak değil mi? Onurlu bir hayat. Hem dünya hayatında hem ahirette Allah katında onurlu olmuş olacak. İnşallah. Çünkü Akın'ın biraz önce söylediği gibi bazı insanlar mesela ateistim diyor. Çok taarruz durduğunu zannediyor. Ama Allah bakın Nisa suresinin 139. ayetinde şeytandan Allah'a sınırım. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dostlar edinirler. Kuvvet ve onuru onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır diye bildiriyor. Münafık'ın suresinde de oysa izzet yani güç, onur ve üstünlük Allah'ın, onun Resulünün ve müminlerindir. Yani iman eden bir insan da Allah'ta ve iman eden bir insan onur sahibi olmuş oluyor. Neye göre hareket edince? Dediğin gibi Allah'ın kitabına göre, Kur'an'a göre, Allah'ın söylediklerine göre hareket edince buna kavuşmuş oluyor. Tabii salih amelde. İnşallah. Yukarıda dediği gibi yani salih amelde bulunması bir insanın. Ne evet. Salih amelde? Allah rızası için. Allah rızasının en çoğuna uygun amelde bulunması çok önemli. Yani kafasına göre ya ben işte bunu yapsam iyi olur. Ama onu yapsan uygun olur. Senin nefsine de hoşuna gidiyor olabilir o ama ondan daha kolay ama daha Allah'ın rızasına uygun olan başka bir şey var. Veyahut da daha zor da olabilir. Tabii. Allah'ın rızasına uygun olanı yapmıyoruz. Sen kendi istediğini yapıyorsun. Tabii. Belki güç olarak daha fazla veyahut da daha az sarf edeceksin ama Allah'ın rızasına uygun olanı yapacaksın. Mesela biz ne yapıyoruz? İman hikmetleri anlatıyoruz. İman hikmetleri şu anda aciliyetlidir. Neden aciliyetli? Şimdi diyor ki ya iman hikmetleri anlatıyor. Biz zaten Allah'a inanıyoruz. Hani bize işte güzel geçmişlerdeki hikayeler var. Onlardan anlatsanız gibisinden mesela düşünenler olabiliyor. Şimdi hikaye Kur'an ayetlerini biz zaten okuyoruz. Onun haricinde hurafe tarzı, hikaye tarzı bir şey biz anlatmayız Allah'ın izniyle. Çünkü ya hikaye insanın imanına bir katkıda bulunmaz. Hikayeyi bir ateist de seviyor. Roman okuyorlar değil mi? Ateistler oturuyor, roman okuyorlar. Hikaye hoşuna gider zaten, bir ateistin de hoşuna gider. Bir roman okuduğu zaman iman etmiyor ki ateist. Tabii. Ya da bir hikaye kitabı oluyor, iman mı ediyor hikaye okuduktan sonra? Etmiyor. Şimdi dolayısıyla şu anda Allah rızasının en çoğu iman hikmeti anlatmaktadır, anlatmaktır. Dolayısıyla kardeşlerimiz de o şekilde iman hikmetleri anlatan kişileri takip etsinler. Çünkü şu anda bir iman zafiyeti var. Ahir zamandayız. Bir hastalık gibi adeta. Mesela kişi boğazı hasta, boğazı rahatsız oluyor mesela. Ağrıyor, şişmiş oluyor. Ona siz diyorsunuz ki işte antibiyotik kullanırsan geçer. Ama ben pek antibiyotik sevmiyorum ya. Benim canım ben dondurmayı daha çok seviyorum diyor mesela. Ben dondurma yiyeceğim diyor. Tamam ama dondurma yersen şu anda sen zaten hastasın. İyice hasta olacaksın tabii. Belli ki. Yani senin şu anda yapman gereken dinlenmek ve antibiyotik. Yok ben dışarıda gezeceğim, dondurma yiyeceğim. Ben o daha çok hoşuma gidiyor. İşte o değil. İman etmeyen bir insana hikaye ve hurafe anlatırsan onun imanı daha imansızlığı daha da artar. O belki hoşuna gidiyordur hikaye dinlemek ama hoşuna giderken hastalığı daha da artar. Onun ilacı o değil yani. İlacı o değil. Evet. Belki hoşuna gitmeyecek. İlk anda ona iyi gelmeyeceğini düşündüğü, hoşuna gitmeyeceğini düşündüğü bir şeydir ilacı. Şu anda da hiçbir kardeşim kimse için geçerli değil çünkü bu. Ben iman ettim ve sonundayım imanın. Daha bundan sonra daha ileri bir iman yok diyemeyeceğimize göre
Yani şu söz de mesela insanı kendini yeterli görmesi var. Benim inancım sonsuz zaten. Öyle bir şey yok Allah'a emanet. Yani kendini müstahni, müstahni görmüş oluyorsun kendini. O tarz kişilere baktığınız zaman hep Kur'an okumuyorlar birçoğu. Namaz kılmıyorlar. Dinin hiçbir yerine getirmiyorlar. Sorduğumuz zaman benim inancım sonsuz diyor mesela. Allah da diyor ki ayetinde şüphesiz insan azar kendini müstahni gördüğünden. Şeytan Allah'a. Sebep olarak hep onu gösteriyor Allah. Evet. Evet. Yani azmış durumda soru sorduğun zaman da ben diyor inancım sonsuz. Yani tamam, tamamım ben diyormuş. Bu kadardır zaten diyor. O yüzden azmış durumdasın ve farkında değilsin. Gaflet içindedirler diyor Allah ayette. Bir de, evet, biraz diyor ki konuşan Hasan, onlara Allah'ın ayetleriyle hatırlatma yapıldığında değil mi? Bize bundan başka Kur'an getir veya onu değiştir derler diyor. Evet. Onlara gökleri kim yarattı, yeri kim yarattı diye soracak olsan onlar derler ki diyor gökte tartışmasız gökleri üstün ve güçlü olan, aziz olan, bilen olan Allah yarattı. Bak Allah'ın vasıflarını bilen, Allah'ı tanıyan dediği gibi Akın'ın detaylarıyla yani vakıf olan insan bunu yapıyor. Yani yine de korkup sakınmayacak mısınız diyor Yüce Rabbimiz. Ya yani korkup sakınma vasfı tamamen başka bir şey. İman zafiyeti de işte bu korkup sakınmayı insanlara Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edip Allah'ın emir ve yasaklarına karşı değil mi? Hassas olmayı ve değil mi? Evet. Onlardan Allah'tan korkmayı çekinmeyi gerektiriyor inşallah. İnşallah. Boş şeylerden yüz çeviren olması Müslüman'ın çok önemli. Çünkü o zaman Allah'a yönelmiş oluyor. Faydalı olana yönelmiş oluyor. Zaten neyin boş olduğu, neyin faydalı olduğu da insanın vicdanıyla çok rahatlıkla ayırt edebildiği bir şey. Ya burada şeytanın oyunlarına gelmemek lazım. Yapılacak olan şeyi vicdan kendisine insanın söylüyor. Burada önemli olan nefsin kötülüklerinden arınmak. Allah da buyuruyor ayetinde, şeytan Allah'a sınırım, nefsini arındırıp temizleyen felah bulmuştur. Onu örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır diye. Her nefiste kendine basiret olduğuna göre doğrular insana Allah tarafından ilham ediliyor kalbine. Tek yapmamız gereken vicdanımızla, vicdanımıza sürekli olarak uyarak samimi şekilde Allah'a yönelmek. Zaten Allah da samimi olan kullarının kurtulacağını, yalnızca samimi olan kullarının kurtulacağını söylüyor inşallah. Biz de bu yönde anlatımlar yapmaya devam edeceğiz.